Bakın bir örnek yabancılar daha. Da var galiba. Tabii biz. Ki son örnek kur korumalı mevduat. Tamam. Servet sahiplerinin kullandığı bir yer. Tamam. 1 trilyon 235 milyar Türk lirası. Buraya faiz ödemişiz. Yani insanlar kâr etmiş, ceplerine koymuş. 1 trilyon 235 milyar TL. Bundan vergi almış mıyız? Vergi oranı %0. Siz servet sahibinin finansal gelirinden vergi almayınca onlar evde alıyor, Bentley'de alıyor, tüketiyor da. Yani hak edilmemiş bir zenginleşme var. Tabii ki. Peki bu zenginleşmeden Beştepe bu nema alınsın, hani onlar da para ödesin, neden karşı çıktı? Şimdi şöyle, Gelir İdaresi Başkanlığı bir kere kur korumalı mevduat örneğini söyleyeyim. Bu konuyu biz 4 aydır işliyoruz. Ben birebir 4 aydır televizyonlarda her tarafta anlatıyorum ve sonuç olarak geçen hafta kur korumalı mevduata neyse ki 6 aylık verirseniz %7,5 faiz, 1 yıllık yatırırsanız %5 vergi, faiz değil vergi kondu, stopaj vergisi kondu. Zaten nihayetinde. Bitmek üzere ama. Ama bitmek üzere. Yani 1 trilyon 235 milyarı aktardık. Olan oldu, alan bu parayı koydu, bu kazanca vergi vermedi, siz bunlardan vergi toplayamayınca döndünüz 65 milyona emekliye, memura, asgari ücretliye, kusura bakmayın kaynak yok, ara zam yapamam, açlığa mahkumsunuz dediniz ama AKP'li siyasetçi arkadaşlarımız görüyorsunuz enflasyonu yenemiyorsunuz çünkü esas sorun bu dar gelirli geçim derdinde olan kirasını denkleştiremeyen kiraların geldiği yer ortada, asgari ücret ortada. Sorun bunlar değil, sorun vergi almadığınız ünlü inşaat şirketleri, baba yiğit holdingler. Bakın bunlar 3 senedir vergi vermiyor. Nasıl başladı peki bu hikaye? Basına düştü çünkü mesela söyleyeyim size bir örnek, bir örnek sadece. 100 milyon TL satışınız var, 10 milyon maliyetiniz var, 90 milyon net karınız var. Matrahınız 90 milyon. Tamam. Derseniz ki bu 90 milyonu ben dini bir vakfa bağışlıyorum. Vergiden muafsınız. Hmm. Bağışlamanızın anlamı da yok yani. Bağışlamışsınız, bağışlamamışsınız takibi var bakın, mı? Yok. Öyle bir zincir var ki orada bir saadet zinciri. Nüfusun 85 milyonun tepesindeki %10 öyle bir servet sahibi ki inanamazsınız. Paralarının bir kısmı yurt dışında, tüketimin kaynağı bunlar. Gelir İdaresi Başkanlığı, bürokrasi bir nebze bunlara dokunmak istedi. Kurumlara bu istisnalar, 1 trilyon 100 milyar olan istisnaları bir nebze olsun kaldırmak istedi. Saray o metne müdahale etmedi. Peki Mehmet Şimşek bazı sözler alarak iyi kötü bildiğimiz kadar bir pazarlık oldu. Evet. Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde. Evet. Evet. Kendi işime müdahale ettirmem en azından evet. Bazı noktalarda bu güvenceyi aldığını söyleyerek biraz da söylemedi ama böyle anladık evet. Biz. Siz ne dersiniz? Faiz inmez. Bir, ikincisi Mehmet Şimşek bazı tabii ki sözler, konuşmalar yapmıştır. Fakat bunların yazılı bir garantisi, güvencesi olmadığından Mehmet Şimşek istediklerini yapamıyor şu anda. İstediklerinin içinde, istedikleri ne? Hani arkadaşımız mı? Hayır. Ama istediklerinin ne olduğu bürokrasinin hazırladığı vergi reformundan belliydi. O da Türkiye'nin kaymağını yiyen, Türkiye'yi sömüren o %10'dan bir nebze olsun değmekti. Yani vergi almaktı, alamadı. Mehmet Şimşek istifa edebilir. Mehmet Şimşek görevinden bir süre sonra ayrılabilir.